Vallahi bunlar. Vallahi. Ağaç ben. Evet. Bakın. İyi dön. Ay ay. Harikulade. Harika. Gerçekten çok. Şimdi. Bir dakika. Asla dinlemem dedim. Bir dakikacık. Dinlemeyeceğim. Sadece iki cümle. Artık her şey bitti. Bana bak. Sadece iki cümle. Konuşmak istemiyorum. Nasıl isterseniz öyle yapın. Canınız nasıl istiyorsa öyle düşünün. Benim çok beğendiğim bir genç. İşte bu yüzden arzularının gerçekleşmesinde ona yardımcı olmaz. Ve bak şimdi iyi dinle. Ve eğer becerebilirse Pireyon'da Ay ben ne yapıyorum? Aa ben ne yapıyorum kendime? Taşkınlık istemem. Hangi Mösyö? Sevgili dostum Mösyö Jordan, bugün nasıllar? Ha, Jordan, yani ben Mösyö. Mösyö Jordan, nasılsınız bu sabah? İyiyim, iyiyim de siz birdenbire Mösyö, ler deyince şaşırdım. Efendim, asiller böyle konuşurlar, ler. Bilemeyecek, neredeler acaba? Neredesiniz? Adına, en candan sevimine böyle davranınız. Ler. Mösyö. Ona dargın kalabilmem için bana biraz yardım et Kobe. Buldum. Ben sıra serenatlara eğlencelere geldim. Ve hediyeler. Ben bütün bunları karşı koydum. Ama siz hiç pes etmeden yavaş yavaş aldığım bütün kararlardan caydırdınız. Bir daha söyler misiniz ne yaparlardı? Bütün kadınlar sizi böyle kucağına alır. Severlerdi. Böyle öperlerdi efendim. Merhum babanızla çok samimi bir dostumuz vardı. Babamı tanır mıydınız? Evet ben tanırdım. Emin misiniz? Çok yakinen tanırdım çünkü kendisi kibar bir asilzadeydi efendim. Şu da var ki siz benim babamsınız. Ve size itaat etmek benim boynumun borcudur. O yüzden bana dilediğinizi yaptırabilirsiniz babacığım. İnsanın itaatkar bir kızı olması ne güzel. Tamam. Aman geliyor. Nerede o? Ya, ne demek oluyor bütün bunlar? Kızını bir soytarıya vermeye kalkıştığını söylüyoruz. Kadın sana aklı başında davranmayı öğretemedim bir türlü. Asıl senin aklını başına getirmek mümkün değil. Kendine güldürmek mi istiyorsun? Bana gülecek kişiler sadece ve sadece aptallardır şekerim. Demek ki etrafta aptal çok. Çünkü herkes her söylediğine gülüyor. Herkes her söylediğime gülebilir. Ama ben bildiğimi yapmaya devam edeceğim. Bana bak. Birazdan misafirler gelecek, ortalığı toplamamız lazım. Tamam. 12. senenin sonunda artık ben aktörlükle vakit geçirmek istemiyorum dedi. Ben hocalığımı, rejissörlüğümü ağırlıklı olarak yapmak istiyorum. Sen devralır mısın bunu dedi. Gayet tabii dedim, onur duyarım. Çok ciddi bir emanet bunu devralmak ama. Peki dedim. Ben biliyorsunuz Kontorant'a oynuyordum Haldun abiyle karşısında. Kontorant'a çok güvendiğim bir oyuncu arkadaşıma emanet ettim. Burçin Bildik. Dolayısıyla o işlemi yaparken biraz daha oyunda ayrılma ihtimali olanlar vardı. İşleri güçleri olanlar vardı. Orada da yine çok Molière'in uşağı olduğu için çok önemli bir rol olan Kovyeli'de aynı şekilde sevgili kahraman Sivri'ye emanet ettik. Yeniden provalarımızı yaptık. Evet. Bu akşam da bir tür premier yapıyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlarımıza. Sizin duygularınızı öğrenmek isterim. Neler hissettiniz? Çok güzel bir kadro, yıllardır başarıyla devam eden bir oyun. Evet, bu